Evet şimdi Yalçın Koşu Kavak teknik direktörle sportif direktör arasında bir bağlantı kurma görevini üstlenecek. Şimdi bir teknik direktör olacak, bir sportif direktör Yalçın Koşu Kavak'ın unvanı ne olacak onu bilmiyoruz. Bir de özellerinde başkan olacak. Şimdi e, Fenerbahçe'de en çok eleştirilen konulardan biriydi bu aslında. E, iki sezondur kararları kim veriyor futbol takımı ile ilgili bir futbol aklı var mı varsa kim diye. Şimdi bu senaryo yeniden farklı isimlerle oluşturulacak gibi görünüyor Nevzat Dindar. Sen nasıl yorumluyorsun bu senaryoyu? Güzel bir senaryo. Ee, şöyle ki, e, bence Yalçın Koşu Kabak olayı gün yüzüne çıktıktan sonra alelacele böyle bir senaryo yaratıldı. Ya aslında teknik direktör değil de işte o aradaki köprü. Hı hı. Yani bunu ben yemem. Hatta geçenlerde bir gazetenin başlığıydı çok da vizyon mu Allah aşkına? Tamam Yalçın Koşuk'a bak gelecek vadeden eden önemli bir potansiyel olabilir. Ama Fenerbahçe'nin hocası olacak teknik direktör müdür? Değil asla. Ona gelene kadar birçok kişi vardır. Bence bu bir senaryo. Tamamen e, Sayın Koçu kurtarma operasyonu yaptığı yanlış o kadar büyük bir yanlış ki Fenerbahçe yönetiminin ne yapar, nasıl kurtarırız diye alelacele böyle bir senaryo yaratıldı diye düşünüyorum. Peki senaryo, senaryo değilse derken, de gerçekten bu, Fenerbahçe yönetimi derken bir... yanlış anlaşmasın. Bu bir haber değil. Bu daha sonra yetkililerin muhabirlere aktardı ve basında çıkan haberi zaten biz konuşuyoruz. Hı hı. Ben o yüzden asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani teknik kadroyla bilmem şey arasında işte sportif direktör arasında, takım arasında köprü. Yani bürokrasiden başka ne işe yarar? Yeterince zaten bürokrasi var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de olmayan şey duyguydu. Sen o duygunun olmadığı yere, coşkunun, heyecanın olmadığı yere bir bürokrasi koyuyorsun. O imza ile beraber şey olsun artık. Böyle o ona imza ile dertlerini anlasın. Odan imza ile şeye gelsin, Emre'ye gelsin. Emre de imza ile başkana böyle bir bürokrasi mi olur ya? Fenerbahçe'deki virüsün adını koyamıyorlar. Fenerbahçe'de katılıyorum. Başka bir virüs var ve bu virüsün adını koyamıyorlar. Bu alelacele tespit edilmesi lazım. Teşhis edilmesi lazım buna göre de bir tedavi programı uygulanmalı. Ve Fenerbahçe'nin hocası da kimse böyle yok arada köprü var, yalçın koşu falan olmaz, olamaz. Benim yorumum bu. Şimdi üçlü bir futbol aklı üzerlerinde de başkan Ali Koç'u göreceğiz gibi görünüyor bu senaryoya göre. Emre Bol sen neler söylersin? Ya Fenerbahçe'deki virüsün esasında adı belliydi. Ersun Yanal da virüsün adı. Fenerbahçe bu virüsten neyse ki bayağı bir deneme yanılma yöntemiyle Yanıldıklarını anlayıp yolları Ersun Hoca ile yolları ayırdılar. Ama herkese bulaştı galiba orada. Tabii ki bulaşır. Takıma sirayet etmez mi? <laughs> Takımın zaten şu andaki durumun en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Ne oynayacağını bilmeyen bir takım bıraktı Ersun Hoca. Yani hücum futbolu falan dedi. Hücum edemedi. Böyle bir saçmalık olur mu? Hücum futbolu oynatacağım deyip hücum edemeyen bir takım olur mu? Bu arada savunma da yapamadı. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına uzaklaştı. Şimdi takım ne oynayalım falan diye böyle e, ortada ne yücü belirsiz bir sistemde oynamaya devam ediyor. Du şimdiye kadar. Bence bak sen söyleyeyim ya. O, Yalçın Koşukavak ismi He. ortaya çıktı. Ya başka Allah aşkına Yalçın Koşukavak ismini sana kim söyledi? Ben biliyorum ben burada söylemeyeceğim. Söyle. Hayır söylemem. Kim yani bir gazeteci mi? Hayır. Yönetici Değil. mi? Değil. Ya sen bırak. Takım içerisinden biri. Şimdi bu Yalçın Koşu Kavakla ilgili yal bir adamı, babacığım, bir adam transfer etmek istediğin zaman bir adamı bir teknik direktörü, bir futbolcu neye bakıyorsun? Ekranına bakıyorsun. Evet. Bu adam ne yapmış, hı hı. ne etmiş? Daha önce nerede çalışmış, nerede şampiyonluk yaşamış ya da yaşamamışsa da nasıl ne gibi başarılar elde etmiş diye bakıyorsun. Şimdi Yalçın Koşu Kavak ismi masaya geldi, değil mi? Yönetim oturuyoruz hep beraber. Hiç tanımıyoruz mesela biz Yalçın Koşku. Hayatımız boyunca hiç görmedik. Fakat öyle bir anlattılar ki yanındaki adamlar. Dediler ki ya acayip adam şöyle adam böyle adam süper bizim çok işimize yarar filan diye söylediler. Ne yapmış ya bu son yıl filan diye başkan olsam ben mesela sorarım. Bursa Spor'a gelmiş anlaşmış kovulmuş. Şimdi nerede? Altay'da. Altay'da. Yani 18 tane Süper Lig takımının hiçbirinin aklına böyle bir şey yapmak gelmemiş. Tamam mı? Yalçın Kurşukaba'yı Süper Lig'i alıp da çalıştırmak gelmemiş aklına. Alt liglerde teknik direktörlük yapan bir teknik direktörü alıp Fenerbahçe'nin başına getireceksin. Bir pozisyon vereceksin. Başı değil miyim? Yani teknik direktör mü? ara görev mi? Teknik direktör sportif spor, spor direktör arasında mü, bir bağlantı kuracak o. Bana Hayır. neye göre? Ya bağlantısı olacak? ya ne spor tip direktörü ya kardeşim ofis, ya. ofis boyluk mu yapacak? Ya bana ya bir şey, sana bir şey söyleyeceğim ben. Yani Hangi takımda, hangi kulüpte şu anda sportif direktörlük mevkisi var? Bu pozisyon hangi kulüpte var yani? Bu pozisyonun da gelecek sezon ben olmaması gerektiğini mi Ben zaten bu pozisyona inanmıyorum ki. Hı hı. Son iki senenin şampiyonu kim? Galatasaray. Var mı sportif direktör Galatasaray'da? Ondan önceki iki senenin şampiyonu kim? Beşiktaş. Var mıydı Beşiktaş'ın sportif direktörü? Zaten Türkiye'de sportif direktörlük sisteminin e, tutmadığı ya hep söylenen zaman, bir şeydi. Ben hiçbir zaman ülkemizde sportif direktörlük mevkisine inanmadım. Eskiden biliyorsun yıllar önce şeyle vardı. Futbol şube sorumluları falan vardı. Onları bile aradan kaldırdılar ki hani onlar yönetici olarak en azından futbolla ilgilenen bir yönetici hı hı. anlamında. Onun böyle sportif direktör esasında oydu yani. Türkiye'deki sportif direktörün karşılığı futbol şube sorumlusu yöneticidir. Karşılığı odur yani. Eskiden oydu en azından. Şimdi o da kalmadı. Çünkü futbol şube sorumluları başkanın bile üzerine çok fazla çıkmaya başladı. Daha çok göz önünde olmaya başladı ki çok normaldir bu futbolla ilgilenen adam her zaman daha ön plandadır. Hı hı. Çoğu başkan bu durumu kıskandı ve futbol şube sorumluluğu işini e, bir set çektiler. Şimdi bu Yalçın Koşu Kavak'la ilgili baktığın şeye, CV'sine bu adam işte Süper Lig görmemiş. Süper, Lig, geçen sene e, Bursa, bu sene Bursa'da gitmiş başarısız olmuş, e, gönderilmiş, arkasından Altay takımıyla anlaşmış falan. Background'una baktığınız zaman ortada hiçbir şey yok kocaman bir balon. Bu abi bu balonu sen bu balonu Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne kim pazarlamaya çalışıyor ya? Ya bir aklı bırak futbolla ilgili işlerini. Bak. Futbolda başarılıdır, başarısızdır. Sen dersin ki, ya Bursa Spor çalıştırdı, başarılıdır dersin. Bu beni ilgilendirmez. Bence başarısız bir teknik direktör. Henüz bir şey ortaya koymamış bir teknik direktör. Ha şunu da söyleyebiliriz. Biz der ki ya kardeşim Gelecek yıllarda bu adam başarılı olacaktır belki filan diye böyle fal bakıp da antrenör de getirebilirsin. Bunu da yapabilirler. Fakat bırak teknik direktörlük anlamındaki yeteneklerini. Ya başkan bir etrafa bir gidip sorun bu nasıl bir adamdır filan diye bir sorun ya. Ben ben bir şey söylemiyorum sana. Biz futbol dünyasında 40 kişiyiz, kırkımızda da birbirimizi biliriz yani. Herkes birbirinin karakteriyle ilgili nasıl bir insan olduğuyla ilgili üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibidir. Bunlar zaman zaman ekran önünde konuşulur. Çoğu zaman da ekran önünde bazı şeyler konuşulmaz. Bir git sor. Ama bireysel. Tedbirli kıyafet git. Eskiden padişahlar yaparmış ya tedbirli kıyafet. Pazara çıkarlarmış, alışveriş yaparlarmış durumu görmek için. Hiç kimseye haber vermeden Yalçın Koşu ilgili başkan şöyle bir araştırma yap. Bak insanlar sana neler söyleyecek. Peki Yalçın Bana Koşukavak. sorma. Bana sorma. Onunla çalışanlara sor. Mesela yanında çalışan futbolculara teknik heyetinde çalışanlara, onun altında zamanında teknik heyette çalışmış olanlara bunları bir git bir konuş bir sor bir soruştur baksana ne cevap verecekler. Ya böyle bir saçmalık yapmayın arkadaşlar ya. Ya Yalçın Koşu Kabak kimdir? Fenerbahçe nerededir? Yani bu, bu birliktelik olacak bir birliktelik değil. Değil. Dedik ki yanlış yapıyorsunuz dedik. Ya siz hala yanlış yapmaya devam ediyorsunuz. Ya insan hiç mi hiç mi bir ortak akıl yapıp da insanlara sorup soruşturup da bir iş yapmaz ya. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim ya. Yani ne olarak alacaksanız alın. Ben ona karışamam. Bu sizin sonuç böyle başkan sensin Ali Bey. Sen buna karar vereceksin. Fakat yine önümüzdeki sene ya yine biz hata yaptık demeyin artık ya yeter ya. Şimdi Yalçın Koşu Kavak ekseninden çıkıp aslında biraz konuşursak Emre Bol ben Türkiye'de sportif direktörlük sistemine inanmıyorum dedi. Şimdi teknik direktörlük içinde en fazla adı geçen isim tabii ki gelecek sezon Erol Bulut ismi. Erol Bulut takımın başına gelse dahi acaba üzerinde bir sportif direktör olursa bu yine Fenerbahçe'ye zarar verecek bir durum mu olur? Ya söyledim bu bürokrasiden başka kafa karıştırmaktan teknik direktörü zaten bizdeki teknik direktörler fazlasıyla rahatsız olurlar. O derece şey değiliz biz. E, profesyonel bakmıyoruz olaylara. İngiltere'de falan hani belki uygulanır ama bizdeki orada da güçlü menajerlik sistemi vardır. E, bir kere ben inanmadığımı söyledim. E, ama hani insanlık ve Yalçın Koşu Emre Bolu'nun tabii istihbaratları var. Ben yani çok fazla araştırmadım ama kişisel olarak benim şöyle bir şeyim var.